Baraj altında kalan sessiz köy, gün yurdu köyü, eski adıyla Bakraz. Evet, Bilecik gezimize Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı ile başlamıştık. İki güzel doğa videosundan sonra biraz daha tarih kültür videoları olacak diye de söylemiştik. Bilecik gezisi 3. videomuzda aslında doğası çok güzel olan bir köye geldik. Ama doğasından çok bu köyde dikkat çeken başka şeyler var. Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayıboyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen köy, 2005'te başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde bulunması nedeniyle istimlak edilmiş. Bundan bir sene sonra da 48 ev ve köyün camisi sular altında kalmış. Enteresan fotoğraflar çekilebilecek, bir tarafı dramatik sahneler sunan sessiz bir köy haline gelmiş. Evet, sessiz, çünkü köyün büyük bir çoğunluğu baraj altında kalmış. Ona rağmen baraj yapılmasından fazla etkilenmeyen kısımlarda evleri olan köylülerden yaklaşık 15 hanede halen yaşamaya devam ettikleri söyleniyor. Doğup büyüdükleri evleri terk etmek istememişler. Köyün sular altında kalmasından sonra toplu konut idaresi tarafından yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye köylüler için 123 ev inşa edilmiş. Muhtemelen yaşamaya devam eden 15 hane için de ev yapılmıştır, öyle tahmin ediyoruz. Ama bu 15 hanede oturan köylüler zaman zaman doğup büyüdükleri yerde yaşamayı tercih ediyordur diye düşünüyoruz. Bu kısmı net bir bilgi değil, yalnızca biz öyle tahmin ediyoruz. Çünkü biz civarda herhangi bir insan göremedik. Bahsedildiği gibi son derece sessiz. O yıkılmaya yüz tutmuş virane evleri, yapıları görünce buradaki yaşanmışlıkları düşünerek hem dramatik sahneler kafamızda canlandı, hem de bu yapıların görüntülerini çekmek istedik. Suların çekilmesiyle görünür halde olan yapılardan bazıları sular yükseldiğinde tekrar sular altında kalacak. Bu köye bu konu hakkında daha detaylı bilgiler alabilmek ve köyün dokusunu daha yakından çekebilmek için tekrar gelmek istiyoruz. Gelirsek eğer harabe durumdaki bütün yapıları yakından çekip incelemek ve tarihi bir tarafı olan bu köyü mercek altına almak istiyoruz. Şimdilik çektiğimiz enteresan ya da dramatik diyebileceğimiz görüntülerle veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.